Geldi. Afasa merhaba. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben sana burada dostluk yaptım. Arkadaşlık yaptım. Sırdaşlık yaptım. Sen ne yaptın? Gittin sevdiğim kızı kaçırttın. Sonra ben sana bir şey yapmadım. Pardon. Kime yaptın? Sevgilin olmayan kızın babasına. Birinin sevgilim olmaması onu sevmediğim anlamına gelmez. Babasına yaptığım şey de sana yaptığım anlamına gelmez. Bana laf cambazlığı yapmayın Nevzat Bey. Burada oturduk sizinle konuştuk. Bana söyleseydiniz size hayır mı diyecektim. Hadi dedim senin için ne fark edecekti? Yine kaçırtacaktın. Ama en azından bana söyleseydin Özlem'le konuşup bunu ayarlayabilirdim. Adamını kurtarmak için. Seni tehlikeye atmış olurdum. Beni tehlikeye at. Sevdiğimi değil. Diğer sevdiklerini de tehlikeye atacağım. Onu söylemeye geldim. Et tehdit. Et. Devam et tehdidine. Alparslan. Ben sana değer veriyorum. Sen çok delikanlı, mert bir insansın. Amcana da bir söz verdim. Senin harcamanı istemiyorum. O yüzden sana bir teklifim var. Kusura bakma. Senin için çalışmam ben. Afaslan geç şimdi beni çalışmayı falan. Eğer gerçekten söylediğin kadar Özlem'i seviyorsan al onu ve git buradan. Yarın sabah bir uçak var. İtalyan asıllı iki Kanadalı olarak ölene kadar mutlu mesut yaşayın. Ne buraya dönün, ne burayı arayın. İşte sana fırsat. Özlem nerede? Minibüste. Baygın halde. Kesinlikle bir zarar verilmedi. Uyanınca hiçbir şey hatırlamayacak, bilmeyecek. O da bunu kabul edecek kadar seni seviyorsa hemen gidin. Kimliklerinizi kimse tarafından bilinmiyor. Bu bilgilere ne Ünal ne de Özer ulaşabilir. Ne de bir başkası. Ne diyorsun? Michael. Benim adım Alparslan Çakırbeyli. Ben böyle doğdum. Böyle yaşayacağım. Böyle öleceğim. Özlem'in ismi de aynı kalacak. Bir gün soy ismini değiştirebilir. Çakırbeyli olarak. Heh, bu ne sizi ne de babasını ilgilendirir.
Aç mısın Nevzat Bey? Sağ ol Fahri. Yemeğe gideceğim. Özür dilerim. Seni koruyamadığım için özür dilerim. Yanında olmadığım için özür dilerim. Yanında olamayacağım için özür dilerim. Ama sana söz veriyorum. Bir gün benim istediklerim olacak. O zaman sen de benim yanımda olacaksın. Söz. Söz. Evet beyler. Ateş kardeşimiz tipinin kefaletiyle burada. Savaşları yöneten masaya bir gün oturur muyum diyordum. O gün bugünmüş. Beni aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Savaş öldü dadaş. Yanlış masaya geldim. İlker arkadaşımız Selim'in kefaletiyle aramızda. Söz veriyorum. Masada vıcıklık yapmayacağım. Yaptım bile İlker. Gülerek başlayalım istedim ki hep ticaretimizde yüzümüz gülsün. Gülsün gülsün. Evet. Güzel başladık. Eskiler der ki nasıl başlarsa öyle devam eder. Supi, Ahmet'in kefaletiyle aramızda. Burada, bu masada olduğum için gururluyum. Bugüne kadar zaten çok büyük işler yapıyordunuz. Bundan sonra benim de bir katkım olursa bu masadaki herkesten daha çok mutlu olurum. Biliyorsunuz Supi cimridir. Mutluluğun bile çoğunu kendine ister. Yalan yok, öyleyim. Toprak, Refik'in toprağı. Hoş geldin toprağım. Hoş bulduk. Şeref duyduk. Ben inanıyorum ki büyüklerimizin liderliğinde ticaret yapacağımız topraklar kat be kat artacaktır. Herkesin dilekleri çok güzel. Evet beyler. Özer Bey'in ve Ünal Bey'in kefaletiyle... Özer'in kefaletiyle Hızır'cığım. Ben de senin gibi aday göstermedim. Ama Yılmaz Bey sizin 40 yıllık dostunuz Ünal Bey. Öyle ama
Özer'le arkadaş olduktan sonra beni benimsemeye başladı. Kırk yılın kaçında İstanbul'daydın Yılmaz? 2. Bundan sonra hep aramızda olursunuz umarım. Hızır'cığım, ben de kumar oynayacak para kalmadı. Hepsini bu masaya yatırdım. Mecbur buradayız. Kumarda her zaman masa kazanır. Hepimizin şansı bol olsun. İşte böyle rulet krupiyeri gibi konuştuğu için yıllarca arkadaş olduğumuzu sakladım. Ama Özer'i kıramadım. Evet Hızır. Özer demişken kendi Özer'ini eskilerden mi? Yoksa yenilerden mi seçeceksin? Umarım Özer Bey de beni kırmaz. Ama eskiden de olduğu gibi layıkıyla yaptığı görevinde kalmasını rica edeceğim. Yılmaz Bey de geldiğine göre artık onunla tavla oynarsınız Ünal Bey. Ben bu görev için size yakınlığı itibariyle Selim'i tercih edersiniz diye düşünüyordum. Selim'le olan yakınlığımın bozulmasını hiç istemem. Ama sizinle hiç yakın olmadık. O yüzden bozulacak bir şey olmadığına göre ticarete katkınızı rica ediyorum. Hem yeni gelen arkadaşlara vazifelerini taksimde hem de eskilerin katkısını takipte sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var Özer Bey. Ne diyorsunuz Ünal Bey? Bir kere de sorma be Özer. Son kez soracağım için Ünal Bey'in vereceği cevabı herkes duysun istedim. Ben Hızır'ın bu teklifini sevinçle karşıladığım gibi Özer'in de son kez bir soru sormak istemesinden çok memnunum doğrusu. Özer. Pekala. Kabulümdür. Aramıza yeni gelen arkadaşların veliahtlarına aranızda karar verirsiniz. Sizin için uygun olan benim için de uygundur. Şimdi gelelim asıl konuya. Bildiğiniz gibi dün gece istemediğimiz bir hadise oldu. Hadisenin özelini konuşmayacağım ama genelinde devlet bize gözdağı verdi. Neden? Çünkü Ünal Bey masanın irtibatını devletle kesti. Hızır'ın bu telkininden sonra meseleyi şahsi meselem olarak algılama hakkımdan vazgeçtim. Ve masayı dinleten adamı serbest bıraktım. Ama hala kızım geri verilmiş değil. Evet, bu benim sorunum. Ama yansımasında bu masadaki herkes sorumlu. Devlet bize savaş açmışsa biz de savaşırız. Nasıl? Biraz zarar ederiz ama silah üretimini durdururuz. Ne süreyle? Bize yalvarana kadar.
ne olur silah üretin diye. E bu grev bir yıl sürerse bu zararın altından nasıl kalkarız? Birbirimize destek olursak kalkarız. Devlet dediğimiz bir şahıs, iki şahıs, üç şahıs. Bunların adları yok mu? Niye bunları satın almıyoruz? Satın al da göreyim. Alamazsak gereğini yaparız. Ünal Bey gereğini yaptı, kızını aldılar. Satın almaya çalışmak bir şey değildi. Ben öldürmeye karşıyım. Daha önce Hızır Reis şu Nevzat denen adamı öldürdü diye bildik. Meğer her şeyimizi dinliyorlarmış. Operasyonumuza karşı operasyon düzenlediler. Adam hala sağ. Ben de satın alma yanlısıyım. En azından bizi dinleyen alt ekipleri satın alabiliriz. Diğer kısmını da ayıklarız. Hı? Doğru söylüyorsun. Üstleri satın alamayız. Ama alt ekipler mevkiyle, menfaatla, zaafla kandırılabilir. Beni biliyorsunuz. Ben vuralım kıralımcıyım. Ama biz güçlü durursak onlar geri adım atmak zorunda. Neticede benim bildiğim bu masa güçlüyken hiçbir şey yapamadılar. Aynen. Tek tek masayı çözüp zafiyet yarattılar. O yüzden bugün bunları konuşuyoruz. Arkadaşlar, gölge ile savaşamazsınız. Devlet gölgemiz gibi. Işığın olduğu yerde gölge vardır. Ne yapıyorsak yapalım, gece zifiri karanlıkta iz bırakmadan yapacağız. Ola ki gölgeyle karşılaştık. O zaman gölgeden korkan bu masada oturmayacak. İlyas, dışarıda adam bile ölse toplantının bitmesini beklemen lazım. Ne yapıyorsun? Abi dışarıda ölü ama yaşayan bir adam var. Hepimizin onunla görüşmek isteyeceğini söylediği için buradayım. Kimmiş İlyas? İstihbarattan. Nevzat Çankırı. Hepimiz onu görmek isteriz, değil mi Hızır? Evet, haklısınız. Bizi gizli gizli dinleyeceklerine karşımıza geçip dinlesinler. Arkadaşlar, burası biraz sıcak mı oldu da? Bu Nevzat, o Nevzat mı? Kızı getirmiş olmasın? Yok canım, ne alakası var? Ay şansıma tüküreyim. Gelmişken indirelim ya. Bir sus İlker. Ne
İyi akşamlar beyler. Kızınız ben buradan çıktıktan sonra Alparslan'a teslim edilecek. O da evinize bırakacak. Ne yani? Bu masadaki herkesin çocuğunu kaçıracak mısınız? Devletin planı bu mu? Devletin planı hepinizi tek tek bitirmek. Siz bizim arkadaşımıza işkence yaptığınız için kızınızı aldık. Bu devletin planı değil. Bu size had bildirmek. Hadsiz. Mezarda değilsin diye kendini yaşıyor mu zannediyorsun? Dediğiniz gibi. Ben ölüyüm. Kimse bana bir şey yapamaz. Ama gördüğüm kadarıyla bu masadaki herkes gayet hayatta. Ve ben bu hayatı hepinize dar edeceğim. Nevzat Bey, isterseniz tehdit ettiğiniz masaya bir bakın. İnsanlara da bir bakın. Bence meseleyi şahsileştirmeyin. Eğer devletin bu masadakilerle bir sorunu varsa, polisi var. Jandarması var, askeri var, gelir tutuklar. Şahsi husumetim olsaydı dediğin gibi olurdu. Hepiniz tutuklanır, içeri girerdiniz. Şundan bundan ceza yerdiniz. Yerinize de başkaları geçerdi. Hızır'ı başa geçirmek istiyordunuz. İstediğiniz oldu. Sorun ne? Masayı yönetin. Hızır Reis burada. Hızır Reis de aynı Ünal Bey gibi yönetilmek istemeyen biri. O zaman buyur gel sen yönet Nevzat Bey. Madem herkesi yönetebileceğine inanıyorsun, herkesin kuklan olduğuna inanıyorsun. Yöneteceğim. Hepinizi yöneteceğim. Müsaade eder misiniz? Ne yaparak? Nasıl yönetecekmişsiniz? Benim de mi çocuğumu kaçıracaksınız? Hızır Çakır Bey'le. Yarın öğlene kadar keşke hiç doğmasaydım. Keşke hiç yaşamasaydım.
keşke Nevzat'a kukla olsaydım diyeceksin. Sana da, sonra da bu masadaki herkese aynı şeyi dedirteceğim. Özlem'i getirdim. Nasıl yapalım abi? Vehbi'ye söyle. Nazlı'nın evinin önünde olsun. Esra dahil. Herkesi bizim eve topla. Reha, Fahri, Şahin Ağa'nın yanından ayrılmasınlar. Peki sence ne yapacaklar? İşte tam olarak sorun bu. Hiçbir fikrim yok İlyas. Hiçbir fikrim yok. Ama herkes gözümün önünde olacak. O kaçırıldı. Bu kayıp diye kimse beni kucağa oturtamaz. Üzüntüden başın dönmüş. Restoranda bayılmışsın kızım. Baba. Alpaz sen yanımdaydı sanki. Sen şimdi dinle. Her şey yoluna girecek. Yılmaz abi. Benim kızım benim. Baban yalan söylüyor. Ben kaçırdım seni. Benim oğlanı almak için. İstemem. Bana Alparslan'ı getirin. Özlem, yatsı var. Benim asabımı bozma. Günaydın Hayriye Sultan. Günaydın. Herkes burada mı? Servet burada olduğuna göre herkes tamamdır. Alparslan. O ayakkabılar benim mi lan? Yok amca, ne alakası var? Güzelmiş. Bak benim de kafamda böyle bir ayakkabı vardı. Demek benim sandım. Aldım unuttum diye şey ettim yani. Beğendiysen alayım sana da. Yok be oğlum. Civciv.
Arabada ayakkabı kaldı mı lan? Vallahi abi takım elbise, gömlek, pantolon koymuşlardı. Yani ayakkabı yoktu. Ha tamam. Yukarıda vardır herhalde. Teyze. Meryem ben buradayım diye inmiyordur aşağı. Birisi kötülük yaptı diye aşağı inilmeseydi gökten melekler dünyaya inmezdi daha. Ya tamam kızı bırakmaya bırakmışlar da ne yapmışlar da bırakmışlar? Yani bir şey mi içirmişler, bir şey mi koklatmışlar, bir şeyini mi çekmişler? Başına ne geldiğini bilmiyoruz ki canım. Mübeccel abla ne gelecek başına? Belli ki gözdağı vermek istemişler. Vallahi Mübeccel abla aynı İlyas'ın mantığında konuştun. Bana bir şey olmuş olsa ilk bunları sorardım. Eh tabii İlyas. Başka ne yapabilirim? Olur mu öyle şey? Sen rahatına bak bize darıklar. Benim mantığım şu. Devlet her zaman arkanda olacak. Hiçbir zaman düşman olarak karşını almayacaksın. Ha. Ama bu demek değil ki devletin emrinde çalışacaksın. E doğrusu da bu zaten İlyas. Ya reisin her zamanki fevri hareketleri işte İlyas bilmiyor musun? Reise eleştir diye söylemedim Servet abi. Abimin bir bildiği vardır. Ama İlyas. Aması maması yok Servet abi. Aması maması yok. Ya Allah aşkına. Yemeğimizi yiyelim. Şurada akşama kadar oturalım. Abimin gönlünü yapalım. Ondan sonra da olaysız bir şekilde evlerimize dağılalım Allah aşkına. Ya adam saat vermiş civciv saat. 12 demiş. 12 dememiş. Öğlen demiş. Şimdi bizim burada toplandığımızı biliyorlar ya. Ben olsaydım bırakın kaynaşsınlar derdim. Küsler barışsın. Hatta Meryem yenge gelsin, Hatice ile sarılsın. Senin kafandaki devlet hakikaten Allah vergisi devlet enişte. Bunu biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun sen orada? Ayakkabılarım nerede? Ne işi var ayakkabılarının orada? Eşyalarımın ne işi var aşağıda? Bir yere mi gideceksin Hızır? Nereye gideceğim? Ayağıma bir spor ayakkabı giyeyim dedim de. Verdim ben senin ayakkabılarını. Kime? Giymiyorsun diye. Bir ayakkabıya kafayı takıyorsun. Günde hiç elbise değiştirip o ayakkabıdan vazgeçmiyorsun. Sonra da sıkılıp yüzüne bakmıyorsun. Meryem, ayakkabı üzerinden bana yürüme. Doğru. Birine takılıyorum. 3 ay, 3 yıl, sana 20 yıl. Sonra dönüp yüzüne bakmıyorum. Sor, niye? Soru cevap mı oynuyoruz? Peki, soruyorum. Niye? Ya ayağıma vuruyordur. Ya tırnağıma batıyordur. Ya da gözüme batıyordur. Tamam işte, fakir fukaraya verdim ayakkabılarını. Ver. Helali hoş olsun. Hayır olsun tamam. Ama biraz da kendi üzerindeki üniformalarını başkalarına verip kendi adına hayır yapsan. Ben seviyorum elbiselerimi. Ben de seni. Belli. Meryem. Hatice yüzünden burnundan getirme benim. Ben sana söyledim o kadınla aynı sofraya oturmayacağım diye. Hamile kadın vicdansızlık etmedi. Bir kenarda durur. Ben
üzülmüyor muyum sanıyorsun? Üzülmek bir işe yarıyor mu? Ben de yaptığım bir sürü şey için üzülüyorum. Değiş o zaman. Hı? Gül biraz. Gülmek sana çok yakışıyor Meryem. Ay gibi parlıyorsun. Tamam. Sen de değiş o zaman. Madem beni böyle seviyorsun. Güldür yüzüm. Bak. Bütün herkesi aşağı topladım. Neden siz değil. Vallahi başımız belada. Tehdit ediliyoruz. Hatice'nin başına bir şey gelebilir. Allah korusun kızı kaçırılır. Ben sana yağ bal ol demiyorum. Bak nasıl ayakkabılarımı dağıtıp hayra geçmişsin. Biraz da gülücük dağıtıp hayra geçti. Ayakkabılarını hayır için dağıtmamıştım. Ama belli ki hayra geçmiş. Canıma değsin. Gerçekten seni sevmekten nefret ediyorum. Gülerek söyle, gülerek. Bak, gülünce hiç can acıtmıyor. Ben de senin bana olan bu nefretine aşığım. Bugün de devleti bahane ettin. Bakalım yarın ne olacak? Yarın Allah kerim. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Millet bekliyor, yürü. Oh! Kerata. Oh! Ender. Şimdi kim kaldı? Kim kaldı? Oo babaanne bize de 200 lira. Göz göre göre kayırmak olmaz. Daha da ne kaldı ne? Herkes sofraya. Abimle yengem geliyor. Kimse bize bir şey yapamaz. Herkes burada, bu kim? İyi günler. Buyurun, hayırdır? Arama izniniz varsa... Arayacaksanız girin içeri, istediğiniz gibi arayın. Ama biz ailece kahvaltı ediyor olacağız. Gözaltı kararı var Sır Bey. Emniyete gideceğiz. Hmm. Peki. Kelepçe de takacak mısınız? Ya da ters kelepçe? Hmm? Meryem Çakır Bey'le alacağız. Sarıyerli'yi öldürme suçundan alınıyorsunuz.
Anne. Sene 341, nefsime uydum. Sebep oldu şeytan, bir cana kıydın. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar oldum. Katil defterine adını koydum. Eşkıya dünyaya lan hükümdar olmaz. Zamanlar çektim kahrı zindanı, bize mesken oldu mahpusunda mı? Firar etme ile buldum amanı, eşkıya dünyaya anam hükümdar ol. Firar etme yine buldum amanı, eşkıya dünya anam hükümdar olmaz. Yanımı sardı müfreze kolu, bir yanımı sardı varilci yolu. 500 atlı yine kestiler yolu, eşkıya dünyanın hükümdar oldu. 500 atlı ile kestiler yolu, eşkıya dünya anam hükümdar olmaz. Sen ağlama anam, dertlerim çoktur. Çektiğim çilenin hesabı yoktur. Yiğitlik yolunda üstüme yoktur. Eşkıya dünyaya anam hükümdar ol. Anne, ne olur gitme. Yiğitlik yolunda. Anne. 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 Eşkıya dünyaya. Anne ya. Anne. Hükümdar olmaz. Thank you.
Hızır Bey, ben 10 dakika yokum. Uzun sürmesin, laf söz olmasın. Teşekkür ederim Hızır Bey. Yeni kaza geçirdiği için sağlığından endişeliyim. Yoksa böyle bir şey rica etmez. Nasılsın Meryem? Çocuklarım iyi mi? Ağlıyorlar. Benim de böyle bir annem olsa ben de ağlardım. Sen kötü bir anne değilsin. Sorgu bitene kadar görüşme yoktu. Nasıl aldılar seni? Rica ettik. Sağ olsunlar, hallettiler. Meryem, sessiz kalmasan zaten burada kalmayacaksın. Ben ciddi ciddi itiraf etmeyi düşünüyorum Hızır. Meryem, beni delirtme. Birisi ortaya öldürdün dedi diye öldürdüm demenin ne manası var? Silah yok, ceset yok, cinayet yok. Vicdan da mı yok Hızır? Arabada o kadının telefonu kalıyor. Sonra birisi mail atıyor. Telefonda kayıtlar var diyor. Polis kayıtlara bakıyor. Beni arıyor. Demek ki hayat bana diyor ki yaptıklarının bedelini öde. Hayat sana bir şey demiyor. Devlet bana diyor. Anlamıyor musun? Senin bir suçun yok. Vicdanım bana bir şey diyor. Vicdanım. Başlatma vicdanından. Benim sinirimi bozma. Evde 2 tane Sabi var. Çok vicdan azabı çekmek istiyorsan gel. Kapat kendini odaya. 20 yıl dışarı çıkma Meryem. Hazır. Sana bir şey soracağım. İlk kez işinle ilgili bir şey soracağım sana. Ne olur bana doğruyu söyle. Sor. Bu kadar suç işledin. Hiç vicdan azabı çekmiyor musun? Kabir azabı.
Benim durumum ikincisi Meryem. Ben birincisini tercih ederim. Peki, ne diyeceğim çocuklara? Anneniz içindeki sızı geçsin diye 20 yıl sizi görmek istemiyor. Farz et ki öldüm. O kazada ölebilirdim de. Meryem. Ölsen yasanı tutarım. Şimdi neyini tutayım? Elimi tut Hızır. Elimi tut. Ben ömrüm boyunca bile isteye sana zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Ama insanlara zarar vermeye başladım. Ve kendime engel olamıyorum. Hazır. Ben kötü bir insan olmak istemiyorum. Çocuklarımdan bir dakika bile ayrı kalamam. Ama kötü bir insan olacağım mı? Dört duvar arasında bir ömre razıyım. Bak. Senden tek istediğim. Sakın bir şey itiraf etme. Sakın ifade verme. Biraz bekle. Kafanı dinle. Sonra karar verirsin. Şu devlette olan sorunlarımı halledeyim. Birlikte düşünürüz. Umurumda değil senin sorunların. Benim sorunlarım yüzünden buradasın Meryem. Kendi yaptıklarından dolayı değil. Sen bir şey yapmadın. Beni biraz anla. Anla da. Teşekkür ederiz müdür bey. Biliyorsunuz alışık değiliz benim burada ziyaretçi olmama. Meryem Hanım bir an önce ifadesini versin, savcılığa sevk ederiz. Bizde de bir şey kalmaz. Biz de alışık değiliz kendisinin böyle durumlarda burada olmasına. Ben biraz dinleneyim müdür bey. İfade kolay. Kızımı da oğlumu da kokla. Sarıl sıkı sıkı. Çocuklarım sana emanet.
depresyondan alındın mı? Evet. Açığa çıktım. Peki efendim. Artık sokaklardasın. Yeni görevin herkesi masadakilere karşı ayaklandırmak. Seçilmeyen bir sürü açgözlü mafyöz var. Onlar hem Hızır'dan hem masadakilerden eski yeni nefret ediyor. Sokaktaki yangın masaya sıçrasın. Öyle mi? Tabii ki. Ya söndürürler bu ateşi ya da yanarlar. Dur. Görüşebilir miyim reis? Durum? Kötü. Şimdi yeri ve sırası değil ama eğer doğruyu söylerse kendiyle beraber İlyas'ı da yakar enişteydi. Çocuklarına acımayan İlyas'la enişteye mi acıyacak? Ne diyeyim? Sen de haklısın reis. Gördün mü Meryem'i? Çıkıyor mu dışarı? Nasıl ya? Montaj desin. Ben öyle bir şey demedim desin. Öfkemden Nazlı'yı sinir etmek için dedim desin. İyi. Sen kendi ifadende söylersin. Ben tabii ki öyle diyeceğim. Hızır. Çocuğumuzun üzerine yemin ederim ki benim bu olayla bir alakam yok. Ben zaten o kaydı da bana bir daha bir şey yapmasın, gözü korksun diye almıştım. Tamam Nazlı. Emniyette ihbar var dediler. Telefona biz bakmadık diye polisler uyduruyor da olabilir. Gerçekten ihbar da olabilir. Bu kayıt kuyut işlerini başka bilen var mıydı? Yaren biliyor. O kız Mahmut'a söylemiş olabilir mi? Evet söylemiş. Hatta Mahmut burada kızdı.
Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bizde bunlar hoş karşılanmaz diye. Doğru söylemiş. Hoş karşılanmaz. Kabul edilmez. Bana selam veren hiç kimse sana iyi gözle bakmayacak. Nazlı Meryem'i yaktı oldu. Öyle mi? Aynen öyle. Meryem, eğer ben yaptım gibi deli bir ifade verirse, seni ben bile kurtaramam. Bırak helalimi. Ne anamdan, ne çocuklarımdan, ne kardeşimden, hatta Hatice'den bile. Hızır, ben çok üzgünüm. Her şey için çok üzgünüm. Bak. Ben ömrüm boyunca çok hata yaptım. Bunların bir kısmını devlet cezalandırdı. Bazısı ailemi sarstı. Ailem dağılma noktasına geldi. Abim öldürüldüğünde, hapse girdiğimde, İlyas hapse girdiğinde, vurulduğunda, ama bu sefer öyle bir hata yaptım ki, ailem dağılmadı. Yıkıldım. Ve sana göre bütün sebep benim. Değil mi? Ben sebeplerle ilgilenmem. Sonuca bakarım. Sebepse. Sebep o. Sebep şu. Bu. Sonuç. Yıkıldım. Nasıl olacak Mahmut? Kötü olacak. Çok kötü. Devlet belli ki Çakır Beylere kafayı takmış. Meryem'i içeri atarlar.
Hızır abi de bu alemde karısı tutuklanan ilk baba olarak biter gider. Yaşatmazlar bile. Yapmadan önce düşünecekti bunları Meryem Hanım. Düşünmezler yarenim. Çakır beyliler düşünmez. Hiçbir işin sonunu düşünmezler. Bekir abi, biz size bir şey vaat etmedik. Bir yerin düzenine, intizamına karışma şansı da, hakkı da vermedik. Ama sen şimdi bana kalkmış diyorsun ki biz masada niye yokuz? Sen de gayet iyi biliyorsun ki o masadaki hiç kimseyi abim seçmedi. Ha, abin seçmemiş olabilir. Ha, peki abinin buralara gelene kadar destekleyenlere bir anda sırtını dönmesi... O nasıl olacak İlyas? Biz kimseye sırtımızı dönmeyiz. Çünkü ortalık şerefsiz dolu. Ola ki biri bizi arkamızdan vurmaya kalkar, mevzu olur. İlyas, sen bir havalandın ha. Anlamadım. Yani diyorum ki, ben buraya abinle konuşmaya geldim. Abim müsait değil deyip karşıma geçti. Geç de, edebinle geç. Daha düne kadar kısa pantolonla bahçemizde top oynarken nasılsan öyle geç. Anladın? Daha düne kadar hepimiz kısa pantolon giydik. Bulduğumuz bahçede de top teptik. Bekir ağa. Mekanıma gelip beni aşağılayıp edep dersi vereceksen büyüğümüzsün. Keşke buraya kadar yorulmasaydın. Biz senin mekanına gelip sana dersini verseydik. Lan oğlum. Anlamıyor musun sen beni? Bizi bir yerden dışlayamazsınız. Duyuyor musun? Sana diyorum. Duydum! Bekir ağa. Allah var, senin de duyacağın son şey benim sesim olacak. Mekanımdasın. Çık git buradan. İlyas, sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Kime sıktıracaksın? Ha? Yengen de içeride. Yoksa bunun karısına mı? Lan işte! Aha sırtımı dönüyorum. Sıkabiliyorsan sık, eniştesi. Ya nasıl bırakın gitsinler İlyas? Bizi iki paralık ettin. İstediği de bu enişte.
İstediği bu. İsteyene istediğini verelim. Kurşun istiyorsa kurşun verelim. Vereceğiz. Ama burada değil. Şimdi değil. Enişte, hadi sen çık biraz hava al hadi. Hadi. Biz havamızı aldık Civciv. Biz havamızı aldık. Hayırdır enişte? Yok bir şey dayı. Ne oluyor? Yok bir şey abi. Depoda konuşuruz. Yengem nasıl? Durumu? İyi olacak Fahri. Nasıl iyi olacak? Her şeyi darmadağın etti. Adamın karısından ne istiyorsun? Benim kimsenin karısıyla kızıyla bir işim yok. Ama devlet karın değildir Fahri. Öyle aklına estiğinde arkanı dönüp gidemezsin. Aldatamazsın, metres tutamazsın. Bu adamı en iyi sen biliyorsun. Piri için yorgan yakar. Yorganın içinde kendini de yakar. Benimle uzlaşmak zorunda. İyi. Gelince seni anlatırsın. Kaçta gelirsin fidanla? Benim Hızır'la görüşecek bir şeyim yok. Adama ne diyeceğim? Yüzünü görmek istemiyor mu diyeceğim? Ben bir şey demiyorum. Hızır ne diyor? Bu kadar iç çakal var. Uğraşacak beni mi buldular diyor. Ne diyecek? Hepsinin tek tek dersini vereceğim. Dün Ünal, bugün Hızır, yarın diğerleri. Meryem'in üzerine gidilir vaziyette değil. Yengem farkında olmadan yanlış yapıyor. Bizi bitiriyor. Adam kalkmış bana yukarıda yengem üstünden laf sokuyor. Bir alakam yok desin, ben zaten gerekirse giderim, ben yaptım derim. Sen niye diyesin İlyas? Ben yaptım. Dayı bak, çocuk doğacak diye yapıyorsanız takmam ben öyle şeyleri. Boş boş konuşmayın lan. İkiniz de anlamıyor musunuz oğlum? Meryem iyi değil. Ne seni ne seni bitirme derdinde. Kendi vicdan azabıyla boğuşuyor. Abi, yengem çocukları görse belki yumuşardı ya. Şimdi ben götürsem inat edecek. Alp Aslan bizim evde. Çocukları anamı alsın, emniyete gitsin.
Ama bizden habersizmiş gibi yapsın. Tamam abi, anladım. Duygusal durumlar olunca yumuşar bence. Yani yengem çocukları görünce kıyamaz abi. İnşallah. Bana müsaade. Ben siz aldığınız bir kararın nereye vardığını görüyor musunuz? Karım içeride. Şimdi şu ihbar meselesi. O telefonun içindeki ıvır zıvır her neyse, o Mahmut hepsini biliyor. Kayıtları mı diyorsun abi? Evet. E işte ben de diyorum ki bize o it ihbar etti. İlyas, ihbar etti diye bahane de edebilirler. Polis kurcaladın mı diyecek telefonu. Abi yapma Allah aşkına. Oğlum bak. Meryem içeriden çıkana kadar Mahmut'a dokunmak yok. Ama gözün üstünde olsun. Nasıl Bekir'e doğru davranıp oracıkta sıkmadıysan, Mahmut'a da öyle yapacaksın. Peki abi. Bekir'i ne yapacağız dayı? Bekir'i ne yapacağız dayı? Bitireceksiniz. Ama şahitsiz. Hadsiz olan herkesi bitireceksiniz. Ve bunu herkes bilecek. Anlaşıldı. Devlet Mehmet babamın işleri. Annem bu konularla ne alakası var ya? Zeyno'cum aynı Özlem ablanın durumu gibi işte. Nasıl onun bu işlerle bir alakası yok ama babasına gözdağı vermek için kaçırdılar, öyle. Kim bunlar Alparslan abi? Ömer'cim, buradan alınacak ders, bugünden sonra konuşacağımız her şey başımıza dert olacak. Konuşmayacak mıyız? Bir şey öğrenmeyecek miyiz abi? Ya annem içeride. Dinleyler de dinleyler. Efendim Civciv abi. Evdeyiz, bizimkilerleyiz. Müfettel abla. Ya sen biliyorsundur. Bugün polisler annemi götürmeden önce Dursun diye biri dediler. Kim bu Dursun? Zeyno'cum, o işin bahanesi Dursun diye bir adam kaybolmuş. Madem adam kaybolmuş, ortada suç da yok. Bari suçsuz Meryem'in üstüne yıkalım. Bu yani. Anlamayalım diye yarım yamalak anlatıyorsunuz. Sorun olabileceğini düşünüp sizden nefret ediyoruz. Zeyno'cum, biz de yarım yamalak biliyoruz, o kadarını anlatıyoruz canım benim. Sen biliyorsun her şeyi de. Dur öyle. Ömer biliyorsun, evin erkekleri işten konuşmaz, kadınlar da sormaz. Civcive soramam ki ablamı niye aldılar diye. Sen zaten biliyorsundur da annem sana anlatmıştır. Ömer. De ki anan geceleri. Adam burayı sabah saat tost yapay. Sevmeyecek misin anneni?
Ben bir gidip yengeciğimi göreyim emniyette. Görüşebiliyor muymuş annem? Ben görüşebiliyorum. Babaanne sen de gelmek ister misin? Tabii ki. Ya biz niye gelemiyoruz ya? Çünkü gideceksiniz, orada bir sürü soru soracaksınız. Kadının iyice canını sıkacaksınız. Ya tamam. Çıkınca sorarız soracağımızı. Ya ben çok merak ediyorum. Ya abla sanki ben merak etmiyorum ya. Lütfiye. He ana. Duray mısın daha arkamda? Bir şeyler hazırla. Meryem'e götüreceğiz. Hemen. Kurban olurum ben ona. Buyur reis. Eyvallah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu, Nevzat ayrı mı geliyor? Gelmiyor reis. Ne demek gelmiyor? Ben onu tavla oynamaya mı çağırdım? Söylemedim mi yaptıklarınız ayıp diye? Söyledim reis de hiçbir adım yok. Bize sırtını dönene biz de sırtımızı döneriz diyorlar. Sırtını mı dönüyor, neresine dönüyorsa affedersin cehenneme kadar yolu var. Anladığım kadarıyla patronu senden elini yıkamış reis. Tamam da kadınla kızla uğraşmak ne demek? Beni alsın nerede içeri? Onu bunu vurmamla ilgili dosya mı yokmuş ellerinde? Vallahi hepsini söyledim reis. Anladım. Biz adam burada misafir edelim. Çoluğuna çocuğuna bakalım. Sen Alp Aslan'la konuş. Bir plan yapın. Geri adım atmazlarsa... herkesin kaybedecek bir şeyi var. Reis. Herif adamını aldı diye Yunal'ın kızı kaçırıldı. Yunal sesini çıkaramadı. Sen de kalkıp adamın ailesine zarar verecek olursan... senin de çocukların var, yeğenlerin var. Var oğlu var reis. Yok oğlu yok ve be. Onların gösterecek dişi varsa benim de gösterecek pençem var. Özer Bey. Buyurun Hızır Bey. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla fidanlıkta sizi bekliyoruz. Konuşmamız gereken, önlem almamız gereken şeyler var. Ünal Bey'in gelmesini istiyor musunuz? Gerek yok. Siz gelin yeterli. Siz daha sonra ona iletirsiniz. Peki. Görüşmek üzere. Yuh be, yuh. Yılmaz, hadi yenile gidelim. Niye yeniliyormuşum ya? Sen kazandıkça bırakmıyor Ünal Bey. Pecidü. Atayım şunları eline. Ben kazandıkça da bırakmam Özer. Gele. Nereye gidiyorsunuz? Yeni patronumun yanına. Patron çağırdıysa kusura bakmayın Ünal Bey. Sonra oynarız tallayı. Niçin çağırıyorum sizi? Toplantının sebebi neymiş? Gidip göreceğiz. Senin gelmeni gerektirecek bir mevzu değilmiş. Aç üzere. Sizi sokak çeteleriyle savaştıracak. Gidin, gidin. Savaştıracak tabii. Baksanıza millet bela aldı başımıza. Gerçekten patron bilinci var Yılmaz'da. Olur. Hapishaneye girince de... devlet bilinci olur. Devlet sanki seni tehdit etmedi. Ben sıramı savdım. Nevzat'ın arkasındaki adam ortaya çıkıncaya kadar her şeye evet diyeceğim. Hızır'ın karısının hapishane dedikodularını merak ediyorum. Gelirken onları da getir. Onu kızına sor. Yakın takipte Ünal Bey. Bütün felaketler üst üste geliyor.
Meryem abla öldürtmüş mü gerçekten o adamı? Ne bileyim Özlem. Böyle bir şey sorulur mu? Mübeccel anlatmıştır bir şeyler. O bile bir şey konuşmuyor. O zaman doğruluk payı var. Beni ilgilendirmez. Ne olursa olsun ben Meryem ablayı çok seviyorum. Ve olanlardan dolayı da çok üzüldüm. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Esra? Eğer Meryem abla böyle bir şeyler yaptıysa bunu seninkine yaptırmıştır. Hızır abiden gizli olduğuna göre bu iş. Ne bileyim Özlem. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yani inşallah yoktur. Bahçıvan ne yapıyor bu durumda? Suskunluğunu koruyor. Delirtecek bu çocuk beni. Esra, bu çocuk beni delirtecek. Umurlu değilim. İlyas bile çağırıp Ahmet'i korkudan öldürüyor. Alparslan'da tık yok. O gece gelip basmasını beklerdim restoranın. Hatta tuvaletten çıkınca ağzımı kapadılar ya. Bir an sevindim ben Alparslan diye. Tek hatırladığım duygu da bu. Özlem, İlyas'la benim ilişkimde İlyas deli. Alparslan'la senin ilişkinde bir bakalım kim deli? Ben. Ama benim genetiğim bozuk. Güle güle Yılmaz.